Arkadaşlar bu arada bu videoyu siz yarın ben LGS'den çıktıktan sonra izleyeceksiniz. Lütfen videoma 10.000 like atarsanız çok mutlu olurum. Beni de biraz motive etmiş olursunuz. Arkadaşlar size şu an 6. Ben şimdi duşa gidiyorum. Duştan sonra görüşmek üzere. Biraz maske ve bakım yaparız. Herkese selam arkadaşlar. Yeni LGS var. Bugün cumartesi. Bugün 5 Haziran cumartesi. Çok heyecanlıyım gerçekten. Çünkü yarın artık LGS var. Bütün sene çalıştıysam ya olacak ya da olmayacak. Bu belli olacak. Gerçekten çok heyecanlıyım ya. Gerçekten. Bugün ne yapacağız? Dışarı çıkacağız biraz daha. Şimdi birazcık gezmek istiyorum çünkü. Çünkü neden bilmiyorum. Çünkü yarın LGS var. Ve akşam yatana kadar sizinle videoyu çekeceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Yani her gün ne yaparsanız onu yapın diyorlar da o iş öyle olmuyor yani. Hani seneye girecekler söyleyeyim. Ay çok heyecanlıyım arkadaşlar. Artık son gün. Bugün ders çalışmayı çok düşünmüyorum. Belki birazcık paragraf sorusu çözerim. Çünkü dün ve dünden önce çalışmadım ders. Çünkü stres olurdum bence. Ay ya çok heyecanlıyım. Bu arada çok stresli değilim ama heyecanlıyım sonuçta. Yarın LGS var. LGS. Lise giriş sınavı yani. Gideceğim lise belli olacak sonuçta. Çok heyecanlıyım. O yüzden çok heyecanlıyım. Lütfen videoya geçmeden önce videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi hazırlanıp dışarı çıkacağım. Ne giyeceğimi birazdan göstereyim. Yani güzelliğine bakmayacağım. Bugün cidden en rahat şeylerimden birini giydim. Şöyle. Tulumum var. Tulum giydim. Üzerime de böyle bir balon ırka giydim. Hani üşürüm falan, rüzgar eser falan diye. Hasta olmak istemem LGS öncesi. Böyle yani. Yarın LGS var ya. Bu videoda sadece benden çok duyabileceğiniz kelimeyi söyleyeyim mi? Yarın LGS var ya. Kendimi LGS görecekmiş gibi hissetmiyorum. Tripod biraz salak. Burada sınava giriş belgem var. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ama heyecanımı belli edemiyorum. Çünkü o kadar da heyecanlı değilim. Ama heyecanlıyım. Yani böyle karışık duygular içerisindeyim. Karma karışım. Yani mesela nasıl biliyor musunuz? Şimdi yarın LGS var. Heyecanlanmam gerekiyor ama heyecanlı değilim. Yarın LGS var ama ben yarın LGS'ye girecek gibi hissetmiyorum Tonkör'ün. LGS var ya! Diye hissetmiyorum. Normal bir günde gibi hissetmiyorum. Karışık bir blok olacak o yüzden. Şimdi hadi evden çıkalım. Saçlarımı da toparladım. Şöyle oldu. Harikayı belki sonra çıkartırım. Çünkü çok sıcak olabilir. Hava. Bu yüzden. Yeni LGS var ya. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Markete falan gideceğiz annemle. Üstün teyzemlerde. Biz birlikte çıkacağız. O yüzden dışarıda size çekmeye devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar geldik. Biraz burada geziyoruz. Şimdi nereye gideceğiz anne? Şimdi nereye gidelim? Biraz dolaşırız. Markete gitmek istiyorsun. Alınacakların var. Kırtasiyede ihtiyacın var mı? Kırtasiye yok ama gideceğim mi bilmiyorum. Tamam. Şöyle bir turlarız. Evet. Dolaşırız. Ama Pekdemir'e gitmek istiyorum. Öyle. Tamam. Pekdemir'e uğrayalım. Tamam. İstediğim body'im oğlum yani. Ben bunun geçen hafta şu Sian'dan almıştım. XS değil S'ini almıştım. Ama beyazı yoktu. Large vardı. O da kocamandı. Şimdi bunun XS ama S'i gelmiş. O yüzden bunun S'ini alıyoruz arkadaşlar. Biraz daha gezeceğim. Bulamazsam bunu alıp çıkacağım. İhtiyaçlık zaten. Klasik parçalar böyle baget çanta istiyorum ama böyle kenarında falan bunlar olmasını istemiyorum. Anladın mı? Adaptasyon.
Evet vardı. Ama güzel değildi kalitesi. Sadece bunu bulabildim, o yüzden bunu alacağım. Geçmiş. Alışverişe geldik. Şimdi buradan avokado alacağım. Avokadoyu çok seviyorum. Avokado arka olarak. O yüzden şoka geldim. Çürümüş avokadolar da var burada. Bunlar daha çok olgunlaşmamış ama şurada sence hangisi? Şu sanki. Bu mu? Bu gibi sanki. Ya da bu mu? Ya da bu. Şu sanki. Çili daha az. Bu mu? Hı, ne bileyim, çili daha az geldi. Kullanalım. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldik. Hemen kendime bu şekilde atıştırmaları hazırladım. Nugget yaptım. Yanına da buzlu kola koydum. Kolamın birazcık soğumasını bekliyorum. O yüzden biraz televizyon izleyeceğim ve birazcık dediğim gibi ara öğün atıştıracağım. O zaman bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar, biraz uzandım. Çizgi film izledim. Şimdi avokadomun yarısını çıkarttım. Bu şekilde içini çıkartıyorum. Bu avokado biraz olgunlaşmamış da. O yüzden sert, yani çıkartılması acayip zor. Bir şey, koluma avokado verdim. Bu şekilde çıkartmaya çalışacağım. Motivasyon videosu izledim yani birkaç. İşte Tonguç Akademi'nin falan şu yayınladığını. İnşallah yaparım. Çok stresli değilim açıkçası. Stres yapılacak bir şey bence yok. Yani sadece soruların nasıl olacağını çok merak ediyorum. Acayip merak ediyorum. Yani arkadaşlar, inşallah sorular yapabileceğimiz düzeyde olur. İnşallah çalışanlar emeğinin karşılığını alabilir. Hepimiz sonuçta bir süre çalıştık yani. İnşallah olur. Bu avokadoyu ezemiyorum. Belki çatalla ezebilirim. Bu olmuyor. Artık bunu böyle yiyeceğim. Limonlu avokadoyu çok severim bu arada. Ama yani bir yandan da inanamıyorum çünkü nasıl bir anda geçti? Her NGS var. İnanılır gibi de. Bize 8. sınıfın başında demişlerdi ki çok hızlı geçiyor. Anlamıyorsunuz. Ben böyle yapmıştım ve 9 ay nasıl hızlı geçebilir? Öyle bir hızlı geçiyor ki. Siz bile eve geliyor inanamıyorsunuz yani. Çünkü bu zamana kadar hani yaz dışında tabi. O kadar ay o kadar hızlı geçmemiştir yani. Avokadomun yarısını ayırdım. Belki yarın kahvaltıda camış yemek istemezsem. Arka koyuyorum düşünüyorum. Kabuğunu yiyordum. Sayın gün içinde ara ara çekmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, saat şu an 4 yaklaşık. Açıkçası ben oturuyorum şu an, biraz Trendyol bakıyorum falan. Ya da yurt dışı fiyat, mesela Urban Outfitters'la mesela işte Türkiye fiyatlarını karşılaştırıyorum vesaire.
Bu şekilde boş işler yapıyorum. Ama güzel yani sonuçta. Bu da bir uğraş. Böyle avokadodan sonra şu an bir şey yemedim. Belki bir şeyler yerim ama şu an hiç aç değilim. O yüzden fazla bir şeyler tüketmeyeceğim. Bu şekilde ben bakmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şaka değil, yaklaşık 2 saattir telefonda geziniyorum. Fark etmeden oldu bu arada. Annem uyuyakalmış, ben de takılı kaldım dolayısıyla. Şimdi duşa gireceğim. Daha sonra böyle şey yaptım. Yazlık birkaç kombin oluşturdum. Çünkü bugün aldığımız o body ile falan da oluşturdum. Duştan çıkınca onları deneyeceğim bir şekilde. Şimdi ben duşa giriyorum. Bu arada şu gerçekten favori benim duş jelime bu bitmek üzere. LGS sonrası bu nokta AVM'ye gideceğim. Lütfen o videoları izleyin. Orada Watsons'tan alacağım artık. Ama çok güzel kokuyor. Kesinlikle deneyin bunu. Arkadaşlar işte şu an 6. Ben şimdi duşa gidiyorum. Duştan sonra görüşmek üzere. Biraz maske ve bakım yaparız için. Şimdi evde tekim. Maskemi kurumasını bekliyorum. Daha yeni yaptım, sürdüm. Sürerken çekemedim. Çünkü banyo biraz dağıldı. Şimdi tırnaklarımı keseceğiz. Aslında ben totem yapmıştım. Kesmeyecektim. Fakat annem çok zorladı. Böyle güzel durmuyor dedi. O yüzden maalesef keseceğim. Şimdi tırnaklarımı keserken görüşürüz. Masa biraz sallanıyor. O yüzden kusura bakmayın. Görünüyor muyum? Görünüyorum. Biraz kafamı çekmem lazım. Şimdi tırnaklarımı kesiyorum. Çok uzatmıştım ha. Yazık oldu şu an. Şuna bakar mısınız? Dolma gibi. Çünkü burada tırnak gibi oluyordu. Çok güzel oluyordu. Bu zamana kadar sizinle yaşamak güzeldi. Artık anne bana bir burada tırnak yaptırsın. Yani gerçekten çok tırnaklarım şu an çıplak gibi hissediyorum. Bu arada bugünkü vlogda Efin'i göremediniz. Çünkü Efin'in teyzemlerle gezdi. Evet. Yani beni de sattı. Ben gitmedim çünkü yorulmak istemedim. Yorulmamak için gitmedim yani arkadaşlar. Yoksa koşardım. Güneş şu an çok güzel vuruyor. Yalnız serçe parmağımın tırnağının uzunluğuna bakar mısınız? Bu kadar sağlıklı uzatmak için... Bu arada sağlıklı uzuyor. Gerçekten sağlam. Kesilmesi bile zor yani şu an. Ne yaptın diyorsanız hiçbir şey yapmadım özel olarak. Özel olarak bir şey yapsaydım zaten uzamazdı, emin olun. Genelde hep öyle olur. Genetik sanırım, bilmiyorum. Yani genetikte böyle bir özellik var mı bilmiyorum ama. Gitti. Yok artık. Artık yoklar. Artık benimle olamayacaklar. Bu üzücü. Of. Bir de o kadar törpüledim ben bunu geçen gün arkadaşım. Kesilmiyor ya. Şaka gibi. Böyle canım sıkıldığı zaman... Neler yapacağımı tahmin bile edemezsiniz. Şimdi tırnaklarımı kesmeye çalışıyorum. Ki çok az kaldı. Kökünden kestim yani. Cidden hiç kalmadı. Kesilmiyor arkadaşlar. Çok zor kesiliyor. Acayip zor kesiliyor. Cidden. Kalmadı. Bu ne ya?
gördüğünüz gibi. Tırnaklarım artık yok. Bu beni üzüyor. Şimdi... Yüzümü yıkayalım. Ve daha sonra dişlerimi fırçalayıp bir listelerim yapacağım. Hatta bence ilk onu yapalım. Şu diş macununu çok seviyorum. Bu siyah kömürlü müdür nedir? Yandan yüzümü yıkama kararı aldım. Çünkü buradaki musluk garip ya yani. Bu nasıl bir yüz yıkamaktır ya? Yıkayamıyorum gerçekten. Ben bir yüz yıkama eğitimi almam lazım senin. Dakikalık yoğun çaba sonucunda yüzümü ve dişlerimi fırçalayıp yüzümü yıkayabildim. Şükür olsun. Şükürler olsun ki. Güzel. Şimdi listelerin. Oha, bu kadar kıpırcayı tahmin etmemiştim. Bu arada bir şey diyeceğim, başka listerin yok mu? Çünkü ben bunun tadını hiç sevmiyorum. Şu cool mint'in tadını gerçekten hiç sevmiyorum. Hacı şey kokusu içmiş gibi hissediyorum kendimi. Hacı kokusu değildi, Vicky'si de. Unuttum ben onu. Dişlerim oldu. Vicky diyecektim tam diyorken ağzımdan fışkırınca gülmeye çalıştım, sonra gülemedim. Daha doğal bir vlog bulamazsınız, tamam mı? Uzanacağım şurada. Geçiriz. Çok böyle canım hiçbir şey yemek istemediği için şu anda simit peynir ve bu şekilde bezme yiyeceğim. Hala uykum yok ve Eflin salağı da teyzemlerle kalacağım diye tutturmuş ve gelmiyor eve. Gelsin, onu bir el şöyle bir dövelim, rahatlayalım, öyle yatacağım. Bugün de kalan yarım avokadomu sabah yiyeceğim artık şimdi. Kalan avokado sayısı 0. Yarın alacağım artık, yarın sabahlayacağımız için ve size yarın sabahlama vlog çekeceğim için. Yani yarın LGS günü sabahlayacağım ve size vlog çekeceğim. Avokado lazım olacak bize yani. Neyse, ben bunu yemeye gidiyorum. Bu arada saat 10'a geliyor artık, yavaş yavaş. Bir yarım saate falan benden eser kalmaz. Evet arkadaşlar. Şimdi ben saat yaklaşık kaç, bir bakayım. Saat yaklaşık 10:05 falan geçiyor. Şimdi ben burada kalemlerimi hazırladım. Açacak bulamadığım için. Yaklaşık bu şekilde 5 tane kurşun kalem aldım. 5 tanesini kullanır mıyım bilmiyorum ama açacak olmadığı için ucu ola ki kırılırsa ikincisine geçerim diye öyle bir şey yaptım. Burada sınav belgem var. Açıp göstermeyeceğim için de özel bilgilerim var. Daha sonra kimliğim okula götürmemizi istemişti. Okul hani sabah sınav stresinden evde unutmayalım diye. Sabah ne giyeceğim konusuna gelirsek bu şekilde bir takeş pantolonum vardı. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Bunun üstüne de sabah bakacağım da yine denerim. Bilmiyorum çünkü ya şu siyahı giyeceğim. Şu siyahla bu kesin alıyor. Ama bugün de beyazı almıştım. Farklılık olsun diye belki beyazı da giyebilirim.
Ama bilmiyorum. Onu sabah bir ara dener bakarım. Erken kalkarsam eğer. Ama eğer erken kalkmazsam yani. Eğer 8 gibi kalkarsam da vaktim olmayacak olursa siyahı giyip geçeceğim. Sabah saçlarıma ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok gerçekten. Hiçbir şey bile yapmayıp çıkabilirim. Çünkü yani kimsenin saçıma başıma bakacağını düşünmüyorum yarın. Sonuçta LGS var. Videom buraya kadardı. Sizleri çok severim. Normalde yarın bir plan vardı. Fakat sokağa çıkma olduğu için iptal oldu. O yüzden LGS sonrası vlog çeker miyim bilmiyorum. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.